Evet sayın seyirciler, yayınımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugünkü konuğumuz Sayın İzzettin İçin'le beraber hem eğitim konusunu konuşacağız hem kitabı olan Beni Arıyorum kitabı hakkında konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bugünkü eğitim durumu nedir? Bugünkü eğitim Çok, durumu. Çok geniş ve çok zor bir soru sordunuz. Bir soruyla başladınız aslında. Evet efendim. Şimdi biliyorsunuz siz sadece eğitim dediniz ama aslında biliyorsunuz kitaplarda eğitim camiasında konu şöyle geçiyor. Eğitim, öğretim. Yani Evet. İki amaç, iki adımdır. Öğretim beynin, zekanın eğitimidir, aklın eğitimidir. Bu da fen demektir. Yani matematik, coğrafya, Türkçe falan. Bunlar beyin zekasıyla öğrenilecek bilgilerdir. Öğretim ise, eğitim ise çok farklı bir şey. Daha farklı bir şeydir. Biz niye eğitim öğretim diyoruz? Hatta eğitimi öne alıyoruz. Öğretim dediğimiz gibi. Eğitim ise, eğitimin tarifi şudur. Davranışlara yön verir. İnsanı eğitirseniz yanlış davranışları doğru davranışlarına çevirebilirsiniz. Eğitimin gayesi evet, budur zaten. Yani ben hatırlıyorum bize bir ilk öğretmenlik yıllarımda bir müfettişimiz ziyaret etmişti bizi. Bana aynen şunu söylemişti. Dedi ki hocam bak yeni öğretmendik tabii. Dedi birinci sınıfa gelen bir çocuk eğer burnunu önlüğüyle siliyorsa problem yok. Ama 5. sınıfa kadar geldiği halde eğer o hareketi devam ediyorsa eğitimde bir problem yani. Var demektir. Yani davranışlarını iyiye doğru değiştirememişiz demek. Şimdi ilginç olan şudur. Eğitim müfredatımıza bakın. İşte kendi şahsi menfaatini toplumun menfaatinden arkasında tutan önce şöyle olur, böyle olur, fedakar, milletsever falan diye. Fakat sonuçlara baktığımızda bugün en çok şikayet ettiğimiz şey gençlerimizin halleridir. İşte çoğu anne babanın şikayet ettiği konuları söyleyeceğim. Maalesef acı ama gerçek bunlar. Birisi diyor ki ya benim oğlum yalan, sürekli yalan söylüyor. Ötekinin şikayet ettiği konu diyor ki kendinden başka kimseyi düşünmüyor. Bencil hale gelmiş. Öteki diyor ki tamamen o kala haddini bilmez, büyük küçük tanımaz diye şikayetler ediyorlar. Şikayetler haklıdır ancak bu şikayetleri biz toplum olarak bazı hastalığımız var. Biz bir hata yanlış gördüğümüzde kendimizi sorgulamıyoruz. Diyoruz ki hatayı kimde bulalım? Gençlerde. Etrafımızdaki. Gençlerde. Aynen. Burada da hata gençler. İşte gençler yalan söylüyor, gençler şöyle, gençler böyle. Kimse dönüp anne babalar başta olmak üzere biz nerede eksik yaptık, nerede hata yaptık bunu kendimize sormaya ya bilmiyoruz ya cesaret etmiyoruz. Çünkü bu sorunun cevabında suçlu biz olacağız. Bugün bununla yüzleşmeye korkuyoruz. Veya eğitim kurumlarında öğretmenlere, eğitimcilerimize veya eğitim sisteminde onlar bile şikayet ettikleri öğretmen ders çalışmıyor, şöyle ukala, böyle falan. Öğretmen de aynı şikayetlerde bulunuyor. Fakat öğretmen de kendisine dönüp ben bunu niye değiştiremiyorum? Ben eğitimciyim sonuçta. Eğitimin gayesi de az önce söyledik. Bu olmalıdır, değiştirebilmelidir. O soruyu da kendisine sormuyor. Gene kimi suçluyoruz? Gençleri suçluyor. Bu işin kolayına kaçmaktır. Efendim doğru insan yetiştirebiliyor muyuz? Çok acı bir soru bu da. Maalesef yetiştirebiliyoruz demek mümkün değil. Çünkü etrafımıza baktığımızda bunu dememiz gerçekten çok zor. Eskiden çok eski yıllarda yanlış yapanlara biz cahil derdik. Yani adam yanlış yapmış. Diyorduk ya yapar kardeşim eğitim öğretim görmemiş, tahsil görmemiş, cahil der geçerdik yani suçlamazdık. Ama acı olan şudur. Bugün eğitim sistemimizde yetişen insanlar Türkiye'de en fazla yanlış yapan çok acıdır söylemek ama maalesef üniversite mezunları, çok üniversite bitirmiş insanlar. Bir acı. Bu acı bir gerçek. Demek ki bir yerde bir sıkıntı, sorunlar, problemler var ki biz aldığımız o gencecik çocuğu, aileden aldığımız o çocuğu doğru yetiştiremiyoruz ki bir yerlerde bir yanlışlık var ki
sistemin eğitim okulun sonunda, eğitim sisteminin sonunda doğru insan yetiştirebiliyoruz, çok iyi insan yetiştirebiliyoruz diyemiyoruz. Burada önemli bir soru bu. Niye? Niye? İşte beni arıyorum az önce gösterdiğiniz kitabında. Ben bu sorulara cevap aramaya çalışıyorum. Efendim sizce eğitimde eksiklerimiz nelerdir bugünkü eğitimimiz? Eğitimde şimdi dedik eğitim. Eğitim veremiyoruz. Bakın geçen değil aslında birkaç sene önce benim oğlum bir lisede okuyordu. Fen öğretmenden bahsetti. İşte böyle çok çalışkan, çok başarılı, bizi çok sever falan diye. Çok örnek bir öğretmen diye. Ben de doğrusu bir gidip tanışayım istedim. Yani sadece tanışmak için gittim. İçeri girdim, dedim ben filan oğluyum, babasıyım. Öğretmen hemen not defterini çıkardı, böyle çevirmeye başlayınca hocam dedim ben notlarını öğrenmeye gelmedim. Çocuk benimle paylaşıyor notlarını zaten. Ben siz memnun musunuz gidişi gelişi duruşu falanla ilgili? Bu da başka bir acı ama bir gerçekti. Not defterini bıraktı. Şöyle bir arkasına yaslandı. Bana şöyle birkaç saniye dikkatle baktı. Ben anlayamadım. Hocam hayırdır dedim. Kardeşim dedi ben 6-7 senedir bu okuldayım. İlk defa dedi bir veli gelip çocuğun notlarından başka notlarını değil kişiliğini soruyor. İşler acısı. Ha. Şimdi burada acı olan bir başka şey var. Eğitimde eksiklerimizi söyleyeceğiz. Söyledik birazını. Ama burada problem aileye geliyor. Çünkü eğitim sıfırda aileden başlar. Hatta bazı bilim adamlarına göre 7 yaşına kadar, 6-7 yaşına kadar çocuk şekil almaya başlar. Yani düşünün bir hamur yumuşakken aile ona bir şekil verecek. Ya bir şekil verecek, yanlış şekil, ya hiçbir şey vermeyecek, olduğu gibi duracak. Bir hamur uzun süre kalırsa ne olur? Taşlaşır. Taşlaşır. Şimdi ondan 10 sene sonra, 15 sene sonra çocuk yalpalamaya başlayınca, aa giyiyor, yanlış gidiyor, yanlış geliyor, başlıyoruz nasihatleri. Kardeşim, çocuk şeklini almış zamanda şekil vermeye çalışmadınız. Hem aile vermedi, hem okul vermedi. Şimdi taş haline gelmiş çocuğa şekil vermek isterseniz onu kırarsınız. Size şöyle sorayım o zaman, aile görevini yapıyor mu bu? Maalesef yani o meselen bir başka tarafı var maalesef, o da başka bir acı. Yani sebepler o kadar çok ki bugün aileler, tabii herkes çocuğunu sever, bana kimsenin diyeceği bir şey yok. Her anne baba çocuğunun çok iyi olmasını ister, ona da diyeceğimiz bir şey yok. Ancak aile olarak doğru davranmıyoruz. Bir, yaptığımız yanlışlar. Bir, çocuğumuzdan kendi beklentilerimizi istiyoruz. Doktor olsun istiyoruz, mühendis olsun istiyoruz. Çok zeki, akıllı olsun istiyoruz. İyi de çocuğumuzu biz değerlendirdik mi? Çocuğumuzun kabiliyeti ne kadar? Kapasitesine kadar. Hatırlıyorsanız bir başka programda beyin zekasından bahsetmiştik. Beyin zekası ne kadar? Bunun kabiliyeti nereye kadardır? Bunu tespit etmeden onun gücünün, zekasının çok üstünde beklentiye girdiğimizde sıkıntılar olur. Tartışma, çatışmalar başlar. Ben hiç unutmam, bir ara ev hanımlarının takıldığı bir dernek vardı. Bana dediler ki gidip konuşur musun ev hanımlarıyla? Konuşurum dedim. Gittik, o laf arasında onlara çocuklarınızı kimseyle kıyaslamayın dedim. Hatta kardeşleri birbiriyle kıyaslamayın dedim. Çünkü herkesin zekası farklıdır. Allah vergisi. Sen niye teyze oğlun gibi başarılı değilsin? Niye sen aben gibi veya kız kardeşin veya ablan gibi komşularla veya amca çocuğu gibi tavsiye veya komşu. Aynen. Baksana komşunun oğlu Ali'ye %95 net yapıyor. Sen neden aptal herif seni, sen halen 60-70'lerdesin. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Düşünün, ben bazen gençlerle yaptığım toplantıda şu soruyu soruyorum. Diyorum ki sizin anne babanız evde veya öğretmenleriniz, yahu sen niye kısa boylusun yahu diye soruyorum. Hayır. Peki sen niye filan kez gibi filan oğlu kızı gibi yakışıklı veya güzel değilsin
Soruyor mu? Hayır diyorlar. Niye sormuyorlar? Hocam diyorlar, bu Allah vergisidir. Evet, doğrudur. Ama zekanın da böyle olduğunu unutmamak lazım. İşte o toplantıda ben kıyaslamayın deyince bir tane genç bayan parmak kaldırdı. Hocam dedi, ben hayatta unutmam o anı. Hocam dedi, bir şey söyleyebilir mi? Elbette dedim. Hocam dedi, benim bir oğlum var. Her anne baba gibi biz de çok iyi olsun istiyoruz. Ve üzerinde çok duruyoruz. Ama bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Bakın, istediğimiz gibi. Çocuğun kabiliyetine paralel değil, kendi beklentilerimiz, kendi hedeflerimiz olmuyor ve sıkıntı oluyor. Bir gün dedi çocuğa ders dedi, hem ona sıkıntı oluyor hem anne baba olarak bize. Bir gün dedi çocuğa matematik çalıştırırken problem çözüyorduk. Anlatmaya çalışıyorum problemi, çözemedi. Oğlum dedi, ne var bunda anlaşılmayacak? Bak böyle şöyle şöyle falan diye. Çocuk ne yaptı biliyor musunuz? Dedi ki, oğlum başını kaldırdı, bana baktı, dedi ki, anne, kafam almıyor. Niye anlamak istemiyorsunuz? İşte gerçek. Fakat acı olan şu, her çocuk bu cesareti gösterip söyleyemiyor. Evet. Her çocuk bu cesareti gösterip, ya niye anlamıyorsunuz? Benim kafam bu kadar alıyor kardeşim. Kapasite. Beni başka bir şeye yönlendirin. Başka, benim merakım şuradadır. Benim sevgim yeteneğine göre, bilgisine göre. Burada başta dediğim gibi ailenin o beklentileri var. Bunlar temelde yanlış beklentiler. Yanlış beklenti. Peki aile ne yapabilir? Aile ne yapabilir? Aile şunu yapacak. Ailede öğretim okuldadır genellikle. Ailede de var ama ailenin esas yapması gereken İlk işi, ilk eğitimi aile verir. Dedik ya 7 yaşına evet. kadar. 7 yaşına kadar çocuk annesiyle ailede. Ne yapacak aile? Eğitim beyni ikna, beyne nasihat değildir bakın. Bizim eğitimcilerin, anne babaların düştüğü, belki eğitim sistemimizin de düştüğü en büyük çıkmaz budur. Eğitimin hitabı, hedefi, muhatabı kalptir. Kalp. Niye kalp? Çünkü bilim adamları da biliyor. Herkes de söylüyor. İnsanın davranışlarına yön veren kalp. Duygulardır. Mesela öfke bir duygudur. Gayret de bir duygudur. Gayret niye Allah vermiş? İnsan kendi ailesini, namusunu, şerefini, vatanını, milletini korusun. Tehlike geldiğinde bir tepki göstersin diye. Ama aşırı ve kontrolsüz olduğu zaman öfke oluyor. İşte o gayret duygusunu öfkeye aşırıca gitmemesi için onun eğitilmesi lazım. Eğer merhamet duygusu var Allah yaratırken, veriyor ona. Onu eğitmeseniz o merhamet duygusu merhamet olarak kalmaz, hırsa dönüşür. İşte bugünkü bazı yanlış insanların hırs, merhametsiz vesaire. Kin, nefret. Eğitin. Nasıl eğiteceksiniz? Kalbi eğitmek kalp ile olur. Zannediyorum ya Çin ya başka bir ülkenin atasözüdür. Diyor ki, dilden çıkan buradan girip buradan çıkar. Buradan çıkan, kalpten kalbe bir yol var, taze türkülerimizde evet. geçer. Kalpten çıkan söz veya hareket veya tavsiye kalbe hitap ederse etkili olur. Şöyle bir misal vermek istiyorum aklıma gelmişken. Siz bir babasınız. 6, 4, 5, 6 yaşında çocuğunuz var. Bir gün dediniz ki, ya oğlum şu yemeği al, galiba karşı komşunun hastası vardı. Bunlar yemek pişirmemiş olabilirler. Veya fakirdirler. Yani kıt kanaat geçiniyorlar. Bu akşam biz güzel bir yemek yaptık. Bir tane bir hediye götürdük. Gönderdiniz onu. Bunu birkaç kere yaptınız. O çocuğa merhametli ol, cömert ol demeniz gerekmiyor. Bir örnek olmuş oluruz zaten. İşte eğitim kalpten kalbe budur. Biz ne yapıyoruz? Oğlum cömert ol, oğlum merhametli ol. Ama kendimiz yapmıyoruz. Anne babalar çok şikayet ediyor. Diyor ki, ya abi vallahi gece gündüz nasihat ediyoruz. Yanlış. Siz akla nasihat ediyorsunuz. Akıl değil, duygulardır. İnsanın davranışlarına yön veren. Bunu
Eğitimimiz maalesef, eğitim sistemimiz, başta da ailede olduğu gibi söyledim, bunu terk ettik. Ne yapıyoruz? Aman çocuğumuz çok net yapsın. Çok net yapsın, bir şey demiyoruz ona. Hani çok meşhurdur. Bizim toplumumuzda anlatılan meşhur bir hikayedir. Adamın biri derler ya, sürekli oğluna dermiş, oğlum sen adam olamazsın. Sen adam olamazsın. Ne yapsa diyordu, sen adam olamazsın. Bu adam memleketi terk edip gidiyor. Dönüyor, vali oluyor. Uzun hikaye. Vali oluyor. Bekçilere diyor ki, polislere, zaman polislerine, hele gidin filan evde bir tane ihtiyar adam al, gidin getirin onu. Babasını buraya. Ayağına çağırıyor. Evet. Yaşlı babayı iki tane getiriyorlar huzuruna. Şöyle bir bakıyor oğlu. Baba diyor, hani ben, sen bana hep adam olamazsın hayatta diyordun ya, bak vali oldun. Sen yanılıyordun. İşte babanın verdiği cevap eğitim sistemimizin, sıkıntılarımızın, sorunlarımızın cevabıdır. Evladım diyor, ben sana vali olamazsın demedim ki. Adam ben olamazsın. Sana adam olamazsın dedim, gene adam olmamışsın. Adam olsaydın anne babanı yaka paça huzuruna getirir miydin? Vali olmuşsun. Bugünkü sıkıntılarımız bu. Tahsil çok iyi, üniversite bitiriyor, birkaç üniversite bitiriyor, bilgi, tahsilat falan her şey çok güzel. Ama bugün Türkiye'de en çok yanlış yapanlar, başta söyledim, maalesef üniversite mezunlarımız, bilgili insanlarımız. Peki burada okul görevini yapıyor mu? Evet. Şimdi ailede temel atılamıyor. Atılamıyor. Yani bahane, bugünkü şartlarda bahane de uydurabiliriz. Hani biraz aileyi de yumuşatalım. Ya işte ikimiz de çalışıyoruz, vaktimiz yok falan filan. Her neyse, bir şekilde telafi edebiliriz. Fakat bir şekilde okula gidiyor. Eğitim sisteminin aileden gelen eksikleri tamamlama görevi de var. Tamamlama, üzerine de bina etme görevi var. Ne dedik ya başta? Niye eğitim, öğretim diyoruz ve eğitimi önce söylüyoruz? Çünkü önce insan eğitilmesi gerekiyor. Sonra meslek. Önce iyi insan, sonra doktor. Önce doğru insan, sonra mühendis. Önce doğru insan, sonra gazeteci. Önce doğru insan, sonra iş adamı. Öyle olmadığı takdirde 3-5 kuruş kazanayım diye maalesef binlerce çoluk çocuğun yaşadığı apartmanları 3-5 kazanayım diye yanlış, eksik malzeme kullanan insanlarımız nereden geldi? Niye geldi? Para karşılığında haber yapan insanlardan bahsediliyor. Ne oldu ya? Gibi. Problemimiz bunlardır. Yani okulun, eğitim sistemimizin, bugün büyüklerimiz de söylüyor zaten, eğitimde problemimiz çok. Herkes söylüyor. Herkes de kabul ediyor. Ancak ne acıdır ki çözüm konusunda doğru çözümler üretilmiyor. Halen işte sınav şeklini değiştirsek, işte girişleri değiştirsek, şunu değiştirsek, bu kanunu, bu yasayı, bu mevzuatı değiştirsek olur mu diye üzerinde bir gayret, çabalama var. Esasa inilmiyor. Türkiye'nin problemi bu. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın, devletimizin sorması gereken yetkililerin soru şudur. Nasıl doğru insan yetiştirebiliriz? Veya neden doğru insan yetiştirmekte zorlanıyoruz? Bu sorunun cevabı üzerinde durulmalıdır. Az önce anlattıklarımdır cevap. Cevaplar bunlardır. Bunların tartışılması lazım. Yoksa işte sınavı değiştirdik, şöyle yaptık, böyle yaptık, bu size bahsettiğimiz sıkıntıyı gidermeyecektir. Peki efendim, bunların çözüm yolları nelerdir? Çözüm yollarını hemen böyle özetlemek gerekirse, biz akla hitap eden fenleri iyi öğretiyoruz. İyi mühendisi, iyi doktoru, iyi falan yetiştiriyoruz. Ama başta da söyledim, iyi ahlaklı, düzgün, doğru insan yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bunun sebebi de duyguların eğitilmediğidir. Kalbin eğitilmediğidir. Başta küçük küçük misaller verdim. Eğer milli eğitim sistemimiz başa dönüp, teferruatla uğraşmadan esasa dönüp, esasa biz nasıl doğru insan yetiştirebiliriz, aileden başlamak üzere, o zaman olacaktır. Şöyle bir misal de bitirmek istiyorum aslında. Düşünün, 600 yıl yaşamış bir en yakın imparatorluğumuz Osmanlı'dır.
Osmanlı'da bir mimarda Mimar Sinan yetişti. Dünya çapında halen yaptıkları eserleri yapamıyorlar. Bir yönetimde Fatih gibi İstanbul'u fethetmiş bir yönetici, bir asker, bir komutan, bir lider yetişti. Bilgi hususunda, diyelim ki dini bilgiler hususunda bir Ebu Suud hoca yetişti. Edebiyat konusunda bir Yunus'u söylemek zaten yeter. Yunus Emre'yi yeter. Çünkü hepsi bizim inançlarımıza uygun eserler meydana getirmişlerdir. Çünkü sanat da, yani şiir, roman vesaire, diyor ki kendi kültürünüzün estetik hali olması lazım sanatın. Yani şiir yazıyorsanız o davanızın şiirini yazmanız lazım. Herkes onu görecek. Bunları arttırmak mümkün. Bilimde, şurada, burada falan. Soru şu. O zaman her dalda o eğitim sistemi nasıl idiyse, her dalda başarılı insanlar, dünya çapında başarılı insanlar yetiştirmiş bir eğitim sistemi, o eski dediğimiz bir eğitim sistemi varken, Anadolu'nun o eğitim sistemi varken, Anadolu insanının o eğitim sistemi varken, bugün nereden geldiğini bilmediğimiz tartışmalı, o elbise, getirilen elbisenin bize uymadığı, bu sonlarda, son yıllarda yetiştirdiğimiz yanlış insanlardan dolayı zaten belli. Bunu da kimse inkar edemez. Evet. O zaman dönüp belki o insanları yetiştiren eğitim sistemi neydi, nasıldı? Belki bunların araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Efendim, bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın seyirciler, bizleri dinlediniz ve bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum.